Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Geçen seferki videomuzun ikinci aşamasını çekeceğiz. Motor, daha doğrusu silecek deposunun su motorları, suyu basan motorları söküp deponun temizliğini yapmıştık. Tekerleği söküp şuradan çıkarmıştık. Şimdi bu işlemimiz tamam. Geçen sefer de belirtmiştim. Depoya porçöz döküp kirecini temizlemiştik. Şimdi motorlara porçöz vereceğim. Fiskelerden gelip çıkacak. Sonra da yeni fiskeleri takacağım ön tarafın. Aracın kaportaya, boyaya değmemesi gerekiyor. Porçözün sıkıntı verebilir, sıkıntı yapabilir. Şimdi dolayısıyla öncelikle silecek kollarını söküp çıkarmamız lazım. 13 somunları var. Onları çıkaracağız. Sonra şurayı çıkarmamız gerekiyor. Bunları çıkardıktan sonra şuradaki civatalar var. Köşedeki yerleri çıkaracağız. Bunları çıkardıktan sonra işlemlerimize geçeceğiz. Ayrıca şurada bir T bağlantı yapılmıştı. Gösteremedim şöyle. Burayı arkaya giden hattı ön sileceklere giden hatla beraber vermişler. Paralel yapılmış. Bunu ayrı ayrı ayıracağız. Şimdi işlemleri yapmak üzere devam ediyorum arkadaşlar. Silecek kollarını çıkardım arkadaşlar. Şu an şu panelin çıkması gerekiyor. O yüzden önce şu köşelerdeki yerleri açmamız gerekecek. Köşeyi çıkardım arkadaşlar. Şimdi diğer köşeye çıkaracağız. Parçalar kaybolmasın diye şöyle güvenli bir yere alıyorum. Buraların daha önce vidalara düşmüştü. Ben buralara vida uydurdum. Aynı zamanda altındaki vida yatakları, klipsler var. Onları da değiştirmiştim. Burada biraz uğraşacağım. Tekel müdahale edemiyorum. Durduracağım yine videomu. Köşelerimizi açtık, çıkardık. İki tarafından silecek kollarını çıkardık. Şimdi açılması gereken vidalar. Şurada 1, 2 ortada var. Bir de şöyle 3. Bir de 1, 2, 3, 4. 4 tane de orada var. Onları açıp çıkaracağım. Vidalarımızı açtık, çıkardık. Şu köşelere lastiklerin altına giren kısımlar var. Bunları da kurtardıktan sonra yerinden çıkarıyoruz. Panelimizi çıkardık. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Hortum şöyle yine geliyor. Burada T oluyor. İki tane fiskiye ayrılıyor. Gördüğünüz gibi fiskiyeler şöyle. Bunları birazdan değişeceğiz. Önce borulara porçöz vereceğim. Herhangi bir pislik, kireç varsa temizlensin diye. Daha sonra fiskiyelerimizi değiştireceğiz. Fiskiyelerinden çıkardım hortumları. Arkadaşlar fiskiyelerle vermek zor olacak. Şurada dolaşıp gelen hortum buraya kadar ta geliyor. Şimdi o orijinal yerlerinden çıkarmak istemedim. Bayağı bir işi uzatacak. Fiskiyelerden çıkarıp şunları bir kabın içerisine alıp motordan vereceğim. Şöyle motoru daldıracağım. Bir tane bardak buldum. Şöyle karton bardak. Porçözü dolduracağım içine. Buradan ve arkadan fiskiyelere kadar, hortumlara kadar gelecek, çıkacak. Daha sonra su verip durulamasını yapacağım. Yeni fiskiyelerimizi takacağız. Yeni fiskiyeleri takabilmek için de fiskiyelerin dibinde şöyle mandalları var. Mandalları karga boru yardımıyla kıstırıp diğer taraftan çıkarıp yenilerini takacağız. Şimdi devam edelim tekrar. Düzeneğimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle karton bardağın içine porçözü doldurdum. Şuraya bir tane hortum attım. Motorumuz bu.
Buradan silecek kolunu çalıştırıp memelere su göndereceğim. Yani hortumların içine. Şuradan da gelip şöyle dökülecek. İçine bir miktar gittikten sonra varsa pislik falan açılacak. Önünde rahat, kapalı değil. Yani fiskiye ucları takılı olmadığı için daha rahat bir su çıkışı olacak. Daha doğrusu porçöz buradan çıkacak. Kireç falan varsa bunları da eritmiş olacağız. Verdikten sonra da hemen peşine bir duru su vereceğim. Temizlemiş olacağız. Arkayı da körledim ucunu. Bir bez falan koydum ortalığı akmasın diye. Bu şekilde beze püskürtecek memeler. Daha sonra suyla temizliğini gerçekleştireceğiz. Şimdi işlemlerime geçeceğim. İşlemi tamamladım arkadaşlar. Şuraya eklediğim şu hortumdan çekemedi. Ben de mecburen bardağı tam doldurup motoru elimle tutup, bu arada fişini de takmamışım az önce, onu da taktım. Silecek kolunu çalıştırdım. Bir arkadaş yardım etti. Şuradan geldi çıktı. Arkadaki fiskiyeden de çıktı. Biraz bekliyor şu an, içerisinde kaldı. İçerisinde de bazı pislikler, tortular geldi çıktı aynı zamanda. Şöyle çıkıyor, evet, videoda da görünüyor. Bunları temizlemiş olduk. Şunu hatta kenara alalım. Şimdi temiz su vereceğim. Bir durulama yapacağım. İçerisinde farklı tortu pislikler varsa onlar da gitmiş olacak. Durulama işlemini tamamladım arkadaşlar. Şimdi fiskiyelerin takılmasına geldik. Fiskiyelerimiz şunlar, yeni aldıklarım. Şunu çıkaralım. Gördüğünüz gibi yeni fiskiyeler. Bunları birazdan takacağım. Az önce de videoda yine söylediğim gibi şurada tırnaklar var. Karga burnu yardımıyla onları kıstırıp çıkaracağım. Yenilerini takacağız. Şu şekilde tırnakları bir şekilde karga burnuyla sıkıştırıp çıkmasını sağlayacağız. Eskileri çıkardım. Karga burnuyla şöyle dibindeki tırnaklar var. Onları kıstırarak bastırıp çıkardım arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Şöyle gördüğünüz gibi tam çıkıyor mu videoda? Deform olmuş. Dibleri çatlamış, kireçlenmiş, kireç bağlamış. Şu an yenisini geçireceğim. Şu şekilde göstereyim. Şöyle aracı olacak şekilde şuradan geçirip tırnakları alt kısma oturtturacak şekilde bastırıyoruz. Hepsi bu kadar. Bastırıp oturtturdum arkadaşlar. Mecbur videoyu durdurdum. Biraz kuvvet gerektiren bir şey. Yerine oturtturdum. Şöyle. Gördüğünüz gibi kökünde, dibinde hemen tırnaklar oturdu. Engel oluyor. Geriye çıkmıyor. Çıkması için karga burnu gibi bir şeyle bastırıp yerine oturtturuyorsunuz. Şimdi sırada kaldı hortumlarını bağlamak. Hortumlarını bağlayalım. Bu buranın. Diğer kısımda ikinci fiskiyenin. Bunları yerine oturtturduktan sonra işlemimiz bitmiş olacak. Toparlamaya geçmeden önce şurada bir işlemimiz var. Orayı açacağız. Orada bir vantilatörün filtre yeri var. Filtreyi aldım. Onu birazdan gösteririm. Şurada da mekanizmamız var. Mekanizmayı değiştirmiştim. Eskisini bodrumda saklıyorum. O da herhangi bir videoda denk gelirse yine gösteririm. Hatta göstermiştim motor rektifiyesi maliyetlerine kadar tuttu diye. Bodrumdayken eski malzeme, arabadan çıkan eski malzemeleri de gösterdiğim bir videom olmuştu. Orada yine gösterip bahsetmiştim. Burayı da hazır sökmüşken silecekler takılma yapıyor. En sona denk geliyorlar. Şu an kontrolünü yaptım. Mekanizma normal. Silecek kollarını takarken ortalamaya çalışacağım. Bir de burada hazır sökmüşken ses yapmaya başladı. Yağlamalarını gerçekleştireceğim VD40'la. Testini yaptım arkadaşlar. Güzelce püskürtüyor. Sadece yerine taktıktan sonra cama göre açıları ayarlanacak. Bununla ilgili işlemlerimiz bitmiş oldu. Şu köklerinden de herhangi bir kaçak olmadı. Güzelce sıkıcı oturtmuşuz. İşlemimiz bu kadar. Başka bir şey kalmadı. Şimdi diğer bahsettiğim kısımlara geçeceğiz. Şuranın kapağını da açtım arkadaşlar. Açmışken göstermek istedim. Buraları temizleyip güzelce buraya filtrenin montajını gerçekleştireceğim. Onu ayrı bir video olarak çekeceğim. Filtremiz şu. SXHK'nin polen filtresi. Bunu oraya uyduracağım. İnternetten aldığımda SXHK'ya uyar mı demiştim. Uyar dedi arkadaşlar. Artık bakacağız. Uydurmaya çalışacağız. Şöyle yine bunları şeyden almıştım tamamen. Fiskiye memeleriyle beraber. Bunu ve şu Amerikan Park modüllerimiz var. İleride bunun montajını gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili videomuz olacak.
Şimdi toparlamaya geçmeden önce polen filtresini takacağım için burası açık kalacak. Sadece şuradaki mekanizmanın yağlanmasını göstereceğim WD-40'la. Bu videomuzu tamamlayacağız. WD-40 elimde hazır. Şöyle hareketli parçaların tamamına şuralara sıkıp püskürtüyoruz arkadaşlar. Yağlanması bu kadar. Başka bir şey yok. Şöyle diblerine fazla basmamaya çalışıyorum. Ortalığı aşırı püskürmesin diye. Şimdi silecek kolunu bir çalıştıralım. Yağlamayı tamamlasın. Mekanizmamız bu. Bir tane motorumuz dönüyor. Kolu ileri geri hareket ettirirken şuradaki L şeklindeki bağlı olan kolları, bunların da bağlı olduğu saplamalar var, burçlar. Onları ileri geri hareket ettirerek silecek kollarını aşağı yukarı kaldırıyor. Hepsi bu. Bütün mantık bu. Daha önce ben bu gergi kolunun sadece şu düz demirini 150 liraya almıştım. Şuradaki saplamalar düzlendiği için şurada izler var. Silecek kolları artık yumuşak metalden üretiliyor. Buraya geçirip sıktığınızda kendisi iz yapıp oraya oturuyor. Mantığı bu. Şu an gıcırtısı kesildi. Yağlaması tamamlandı. Başka bir şey kalmadı. Bir tane de şuraya denk gelmiyor. Motor çalışmıyorken yağlayalım. Hepsi bu kadar. İşlemlerimiz şimdilik tamamlandı. Filtrenin montajına geçeceğim. Bu videomu durduruyorum. Tamamladık yani bu videomuzu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Merak edenler olursa, sorusu olanlar olursa yorumlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayırlı seyirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.